Ve bunun içerisinde suikast iddialarını da dile getirdi. O dost uyarılarını ben daha önce hatırlamıyorum vurguladığını. Bu kez onu da vurguladı. Nedir orada? Orada neler olduğunu tahmin edebiliyor muyuz? Şimdi böyle zaman zaman Sayın Genel Başkan da dile getiriyor. Kerameti kendinden menkul, böyle bize çok yakın duran ama pimpon gibi bir orada bir burada olanlar daha sonra manzara takke düşüyor, manzara gözüküyor. Ama bir de samimi dostlar var. Yani o aracılar oradan geliyorsa, hı hı, bakın işte Kemal Bey'i ikna ettim, sizinle görüştüreceğim dediği zaman onlar da öyle boşuna gelmiyordur. Mutlaka başka bir hesaplar içindedir. Bir de samimiyetle. Tabii onu söylüyor, samimi uyarılardı diyor onlar. Aman ha dediğimiz var ya, aman ha. Yani ve dikkat edin, Kemal Bey'in çok uzun zaman olmasa da bu Sadat ve sürecinden sonraki koruma sayılarının da arttığını görüyoruz. Ama Kemal Bey'in koruma sayısı 80 araç falan filan değil yani. Daha yakın koruma meselesinde. Bütün bunlar 21 yıldır bu ülkenin nasıl yönetildiğini ve bu milletin, fakirin, fukaranın, aşının ekmeğinin niye küçüldüğünü, EYT'li bekliyorsa, emekli maaşına zam alamıyorsa, Bağkurlu'ya sen 9 yılda emekli olacaksın diyorsa, Bağkurlu kadına 7 yılda emekli olacaksın diyorsa veya iş adamı perişansa ve işini yapamıyorsa, ihraç ettiği parayı cebine koymayıp bankalara getirip veriyorsa, öğrenciler aç, sefil bir vaziyette okullarına giriyorsa, üniversite öğrencileri barınamıyoruz diye bağırıyorsa, çarşı pazarda pazar kapandıktan sonra insanlar sebze meyve topluyorsa, bir kilo peynir, bir kilo kıyma fiyatına 220 lira olmuş geliyorsa, bütün bunlarda tercihlerinde halkımızın maalesef bugüne kadar, belki biz de anlatmakta zorluk çekmiş olabiliriz, iyi anlatamamış olabiliriz. Yani iğneyi kendimize, çuvaldızını karşıya batıralım. Bu süreçte bir yüzleşme yaşanıyor. Bu arkadaşlar geldiğinde dini bütün mütedeyyin insanlar, harama el uzatmazlar dediler. Ve ellerine eldiven giydiler ve dinimizi ellerine eldiven giyip dinimizi kullanarak parmak izi bırakmadan büyük soygunlar yaptılar. Bu rakamlar hepsi ortada, tek tek anlatmamıza gerek yok. Yani kulaklarını çınlatalım, uzun zamandır söylemiyoruz. Sedat Peker'in ifşaatlarına baktığın zaman 32 kısım tekmili birden Abdülcambaz olur. Bütün bunların hepsi yaşandı. Ve sonuçta halk şunu gördü, görüyor. Diyor ki bir dinime, diyanetime bunların verdiği zarar kadar Haçlılar zarar vermedi. Benim aşıma, ekmeğime Anadolu'yu gasp eden Moğollar kadar benim aşımı, ekmeğimi paramparça etmediler. İnsanlar artık bunu görüyor. Biz de sağ olsun genel başkan ve bu konudaki duyarlı diğer arkadaşlar da bunları toplumun önüne, Salim Bey'e teşekkür etmek lazım. Çok önemli bir resim yaptı yani. İşte 418 milyar dolar. 418 milyar dolar. Ama bununla neler yapılır? Neler yapılır? Şimdi gelinen noktada vatandaş şunu gördü. Bu arkadaşlar bir dua edinmişler. Duaları şöyle. Ya Rabbi diyor, haramı helal eyle. Haram olduğunu biliyorlar. Ama Mevla'dan da helal eyle diyorlar. Nasıl haram yedindiğini görüyorlar. Buradan iddiayla söylüyorum. 2002, bu iktidar partisinde siyaset yapan ve daha sonraki ortağıyla ilçe başkanları ve milletvekillerine, il yöneticilerine, sevgili vatandaşlar, bir bakın nerelerdeler onlar. Tekel bayisi, bakkal dükkanı olmayanlar, kaç trilyonluk, kaç milyarlık işler alıp yapıyorlar. Burada isimlerini saymayayım, benim tanıdıklarım da var. Sen kaldın,
Seni kullandılar, seni istismar ettiler. Seni sefil bıraktılar, aç bıraktılar. Senin çocuğun aşı ekmeği bulamazken kendi çocukları keka içinde yaşadılar. Sen evinde çayına şeker bulamazken AK Parti'nin genel merkezinde pudracılar çıktı. Sen şeker bulamıyorsun, onlar pudra şekeri buluyor. AKP'nin genel merkezi. De çalışan. Evet. Çalışan. Bu tür görüntüleri, evet, kamuoyuna yansıyan ilintili isimler çıktı. Evet. Şimdi dün birazdan konuşacağız. Çok önemli bir ifadede bulundular. Bakın, konuşmacılardan biri dedi ki, kriminalize olmuş isimlerle resim çektirmeyen bir İçişleri Bakanımız olacak. Mafyatik bir iktidar, bir yönetim tarzı var. Bugüne kadar kimsenin böyle bir şeyi olmadı. Hayat kirlendi, hava kirlendi, duygu kirlendi, yürek kirlendi, sosyal hayat kirlendi. Ve kirlettiler, hayatımızı kirlettiler. Ve insanlar bunu görüyor. Gördükleri için de buradan bir yurttaş olarak partinin üyesiyim. Fakat Kemal Bey'e teşekkür ediyorum, müteşekkirim. 85 milyon AK Parti, MHP falan demiyorum. Bu ülkenin ezilenlerinin, bu ülkenin ezilenlerinin sesi oluyor. İsim vermeden söyleyeceğim. Bir şehrimizde sendikaya üye olmak istiyor kadın çalışanlar. Hı hı. Ve grev durumundalar. Getiyor, amonyak koyuyorlar yanlarına. Amonyak. Kamyonun içine, ağızları da açık. Normal skalası 50 olması gerekirken 79, AFAD geliyor ölçüyor. Böyle patronların istismar ettiği emekçiler, hesabınızı sorun. Peki. Hesabınızı sorun. Yani bütün bunları anlatıyoruz. Niçin? Bakın, iddiayla bir şey söylüyorum. Siyasetin aktif içinde bulunmuş bir arkadaşınız, değerli izleyiciler, bir evladınız, kardeşiniz, abiniz olarak söylüyorum. Siyaset hazineden, bu milletin cebinden ve cüzdanından elini çeksin, bu ülkenin ürettiği katma değer gökmen 7 ecdadımıza yeter bizim. Peki. Şimdi Salim Şen'le devam edelim. Salim Bey, Sayıştay'la ilgili bir mesaj da verdi CHP lideri. Ve dedi ki, Sayıştay'a ve onurlu denetçilerine seslenmek istiyorum. Meclisin bütçesini denetleyen Sayıştay'dır çünkü dedi. İktidara geldiğimizde o raporlarınızda 418 milyar doları görmezsem görevinizi yerine getirmemişsiniz demektir. Milletimin önünde açıkça ifade edeyim. Raporlarınızda bu 418 milyar dolarla ilgili hususları görmezsem 3,5 ay sonra iktidara geldiğimizde sizi yakarım dedi. Ve kendi raporlarımı da sizin raporlarınızla karşılaştıracağım. Şimdi buradan bir yakarım mesajı, bu arada tabii ki hani TÜİK'e gittiği gibi, diğer kurumlara gittiği gibi gitmeyecek Sayıştay'a. Sayıştay'dan randevu talep edeceğim diyor, görüşeceğim diyor. Ama yine de yakarım çok güçlü bir sözcük. Tabii. Bu yakarım sözcüğünü nasıl yorumlamak gerekir? Bir, ikincisi, 3,5 ay sonra iktidara geldiğimizde Sayıştay'ın